Cümleten merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, bölgenin en güzel köylerinden bir tanesi olan İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol zenginlerin oturduğu, buralardan ev aldığı bir köye doğru yola çıktık. Arkamda Özlem artçı olduğu için motosikletimiz biraz yavaş çekebilir. Devirlik kullanamıyorum çünkü neden motosikletten kendisi çok korkuyor. Ondan dolayı yavaş gitmek zorunda kalıyorum. Yavaş gittiğim zaman motosiklet devirden düşüyor. Onun için bazı problemler yaşıyorum. Neyse, bunu bir kenara geçelim. Şimdi sizleri öyle bir köye götüreceğim ki gerçekten gerek manzarası gerek taş evleriyle bölgenin en güzel köylerinden bir tanesi olan Kayalar Köyü. Kayalar Köyü'nün özellikleri nedir arkadaşlar? Tabii ki bölgede Kaz Dağları'nı biliyorsunuz, Ege Denizi'ni biliyorsunuz, zeytinlikleri biliyorsunuz, meyve bahçelerini biliyorsunuz. İşte bunların bol bol, bunları bol bol görebileceğiniz bir köy Kayalar Köyü. Çanakkale'ye bağlı, Ayvacık'a yaklaşık 6 veya 7 kilometre uzaklıkta. Hemen yanında Ahmetçe Köyü var. Diğer bir tarafında Söğütlü Köyü müydü o ya? Özlem, şuradaki köyün adı neydi? Söğütlü müydü? Sazlı. Sazlı, evet. Sazlı Köyü ile Söğütlü Köyü'nü her zaman çok karıştırıyorum. Onun için artçımız olan Özlem Hanım'a sorduk. Buralarda ceviz bahçeleri de var. Yeni yeni ekmişler herhalde bunları, bodur cevizler. Bölge sonbahar, gördüğünüz gibi yapraklar böyle sararmış, yeşil ve sarı yapraklarla dolu. Kasım ayının ilk haftasındayız. Hava çok sıcak. Dün Küçükkuyu'ya gittim. Küçükkuyu'da insanlar denize giriyordu. Daha sonra oradan Kadırga Koyu'na geçtim. Kadırga Koyu'nda insanlar denize giriyorlardı. Allah'ım Allah'ım, Kasım ayında denize girmek sanki Ege kıyıları olmuş gibi buralar. Yani Ege'den farksız oldu. Geceleri soğuk. Evet, bayağı bir soğuk hem de. Yani neredeyse 4 derecelere falan düşüyor. Gündüzleri 22, 23, 24'ü gördüğümüz derecelerde oluyor. Kasım ayının ilk haftasında. Tabii yağmur bekleniyor ama bir türlü beklenen yağmur da gelmiyor. İnşallah en kısa zamanda yağmurlar ülkemize yağmaya başlar da çiftçimiz de artık ekin zamanı, özellikle Trakya'da, İç Anadolu'da ekin zamanı başladı. Yani ekin ekme zamanı başladı. Buğdaylar ekilecek. Tarlaların yağmur görmesi gerekiyor. Tüm tarlalar sürüldü. Burada da yağmurun yağmasının önemi şu arkadaşlar. Yeşil zeytin yaklaşık 2 hafta önce çıktı piyasada. Fakat siyah zeytin için ve daha değişik bir zeytin türü var burada. Onun da düzgün toparlanabilmesi için bir yağmur görmesi gerekiyormuş. Fakat burada da beklenen yağmur gelmediği için zeytinler dallarda kaldı çoğu. Bu yüzden de 25 lira olan ham zeytinin fiyatı 30 liraya fırladı. Bakın, buradan Hüseyin Fakı Demirci Ahmetçe'ye gidiyor. Kayalara da 1 kilometrelik yolumuz kalmış. Şimdi birazdan eşsiz manzarayı göreceğiz. Köy girişi yine böyle. Oh, mis mis, bu köye bayılıyorum ben ya. En sevdiğim Sazlı burası. Ahmetçe'yi o kadar sevmiyorum. Ahmetçe de güzel ama o kadar çok sevmiyorum. Bakın cevizler. Şu soldakiler ceviz değil mi Özlem? Evet. Bakın cevizler burada da. Evet evet, burada çok var ceviz ağacı. Şimdi birazdan köye girmiş olacağız da biz şöyle biraz frenli inelim. Özlem korkmasın. Köylerin girişlerinde ve köy yollarında böyle arkadaşlar hayrat çeşmeler var. Bölgenin halkı buraya gerçekten bu su konusunda çok iyiler. Her yerde böyle hayratları var. Temiz su alabileceğiniz yerler. Ve geldik. Neymiş ha? Köfte salonu da var burada Özlem. Biliyor musun? Köfte salonu da varmış burada. Buraya çok turist geliyor. Evet. Dediğim gibi yaşayanların da çoğu İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol zenginler. Köyde bayağı yer almışlar. Tabii fiyatlara gelince arkadaşlar, fiyatları ben hiç söylemeyeyim. Sahibinden.com, Hürriyet Emlak'ta tüm fiyatları görebilirsiniz. Bu arada bakın, bunlar da
Hemen sağ tarafımızda görmüş olduğunuz şeyler de arkadaşlar maalesef taş ev yapıyorlar ya. Yani yenilenmesine evet, yeni yapılmasına hayır diyorum ben hep. Çünkü doğa gittikçe artık biz doğaya karşı çok acımasız olmaya başladık. Her yeri böyle maalesef betondan evlerle doldurduk. Kaz Dağları'nın eteklerinde. Bakın ne güzel parke taşları döşenmiş. Vay Trabzon, Trabzonspor. Ya her yerde, Türkiye'nin her yerinde Trabzonlu görmek mevcut Özlem, biliyor musun? Evet. Bak burada da var. Restore etmişler evlerini. Evet, evlerini restore etmişler. Aman bu İngilizler, Fransızlar. Aa, bakın bir tane satılık varmış burada. Sağ tarafta hemen. Herkes satıyor maalesef. Şu soldaki ev benim çok hoşuma gidiyor. Bak bu şeyi böyle yapmış ya, ölmüş ya. Çok güzel ya, dekoru harika. Bu arada buradan kayalar terasa gidiyor. İlk önce bir terasa doğru uğrayalım isterseniz. Şöyle manzarayı size göstereyim de. Burası şey. Evet, hafiften bir kayma operasyonu geçirdik. Şurada hemen bir tane kafe var arkadaşlar. Bu kafe buranın ünlü kafelerinden bir tanesi. Şöyle gidelim oraya bir görün. Bakın burası kayalar, teras. Harika bir manzara var burada. Şöyle ufaktan size manzarayı göstermek için geldim. Bakın. Harika bir manzara. Tabii sis var havada. Yarın yağmur yağacağı için hafiften sis. Bakın şurası da kayalar teras. Özlem baksana terasına. Evet, görüyor musun? Evet evet, hem kafe hem otel. Evet. Ve yalnız burada oturmaya ben korkarım çünkü altı boş herhalde onun. Tam tepeye kurulmuş büyük bir ihtimalle o. Değil mi? Ve motosikletle böyle tek başıma geçerken korkmuyorum da şunlardan arkam dartçı olduğu zaman korkuyorum. Çünkü neden? Ağırlık daha çok basıyor. Ağırlık bastığı zaman tabii şey oluyor. Kayıyor. Anam bu sarı minibüs yine burada Özlem. Ne güzel değil mi? Bu İstanbul plakalı mıydı? Evet. İstanbul plakalı. Çok güzel ya. Bilmiyorum ki. Karavan da olabilir. Motorun patlamasına da hastayım ha. Pat 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 pat. Egzoz. Narlara bak, narlara. Bu arada dün gördüm arkadaşlar. Küçükkuyu'da acayip derecede mandalina üretimi var ya. Her bahçe mandalina ağaçlarıyla dolu. Sapsarı. Allah'ım dedim, ne güzel bir yere geldik biz ya. Hiç küçük kuyuyu böyle bilmiyordum ben yani. Evet. Biz buradan ineceğiz. Şeylerin güzelliğine baksana. Her yerde çeşme var, görüyor musunuz? Anam burası dolu herhalde. Özlem şeyini çıkarsan hemen istiyorsan. Açlar başlar düzeltiliyor hemen. Çıkar 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 çıkar. Montunu da ver. Şöyle koyalım şunları da.